Spinci dostlar var. Böyle bu tarz meraların takımını anlatacağım ve bu... Kıyamam ben sana. Evet. Ne o? Ali hoş geldin. Bey, trofeyi almışız. Evet, günün trofesi. Onur hani bugün balık yakalamayacaktık. Evet, günaydın arkadaşlar. Yine yüklendik. Sabahın köründe çıktık yollara. Yine bir yeni bir macera. Balık avı macerasında yine birlikteyiz. Günaydın arkadaşlar. Günaydın. Afyon'un ağzı patlamamışken video nedir arkadaş? Hadi görüşürüz. Arkadaşlar, Pamucak sahildeyiz. Şimdi hazırlıklarımız başladı. Şurada hemen yan tarafımızda bir ırmak var, nehir var. Ve suyun içerisine girmiş olan spinci dostlar var. Onlar da oradan spin yapıyor. İnşallah güzel bir şeyler yakalarlar. Biz de burada hazırlık yapıyoruz. Deniz fazla yatık, çok düz. Sebebi de biraz Poyraz var. Yani belli etmiyor. Hani bir esintiyle, bir güçlü bir esintiyle gelmiyor Poyraz ama kendini soğuk olarak belli ediyor ve gerçekten biraz farklı bir taraflarımızı donduruyor. Öyle diyebiliriz. Ay henüz batmış değil. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Suyun durumu yükselmiş mi, düşmüş mü, biraz düşmeye başlamış. Bu da bizim açımızdan biraz olumsuzluk içeriyor ama mesela şurada bakalım, hol nerede var? Şu ileride bir hol var. Burada geniş bir hol görünüyor. Ama önümüzde lipsler var. Yine onlar görünebiliyor burada. Bakın. Dalga yaklaşık 40 metre yok, 30 metreden kalkıyor. Akıntı var hemen ilerimizde. O da 70 metrelerde falan bir akıntı söz konusu. O da belli oluyor su içerisinde. Şöyle bir hafiften sis var suyun üzerinde. Bu da su sıcaklığı ile hava sıcaklığının birbirinden farklı, çok farklı olduğunu gösteriyor bir anlamda. Evet, sevgili Onur da burada hazırlıklarını tam gaz devam ediyor. Ben ne yapıyorum? Ben de çene çalıyorum burada sizlerle. İnşallah ben de hazırlıklarımı yapıp oltamı atacağım. Ne zaman? Az sonra. Hadi bakalım. Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Haydi millet. Evet. Herkes hazırlığını yaptı. Ben az önce Facebook'ta. Ben daha olta atmadım ki, bak ben de takım yapacağım yani. Ben onu da yapmadım, daha henüz hiçbir şey yok. Tertemiz. Tertemiz. Bu arada evet. Biz o gece makası nereye koyduk be? Evet arkadaşlar, bu Decathlon'dan aldığımız bu kadar basit. 1 lira, 1 lira. Abla tatlı iğne var. Bu kadar basit arkadaşlar. Gördünüz. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Thank you.
yem tepsimiz. Tam da o eşyada çok güzel vuruşlar geliyor, küçük ama. Küçük. Bekliyoruz. Her an her şey olabilir. Yemlerle oynaşanlar. Artık alıştığımız için çok fazla sürmüyor. Tripodu kurmamız bu kadar kısa zaman içerisinde tripodumuz hazır ve kamışlarımız. Pamucak sahilindeyiz. Ohohoho. Oo. Çok güzel bir görüş geldi. Arzu Reis, balı aldınız. Hadi bakalım. Tam ben çekim esnasında. Senin gibi seni. Olur mu? Neden olmasın? Neden olmasın? Sanırım aldı. Evet aldı. Çok güzel. Koca bir balık yakaladı Arzu Reis. Evet, çekim sırasında. Evet, tam da çekim esnasında. Evet. Siz. Evet. Büyük bir rehber. İlk balığımız gelmiş olabilir arkadaşlar. Daha ilk atış beklerken. Bakalım bahtımızda ne çıkacak. Tasmayı vurmak için bekleyen bir Fisher Woman. Var mı? Evet. Evet arkadaşlar. Tam da çekim esnasında ilk atışta bir şey geliyor galiba. Çıktı. İyi, yine küçük geldi. Evet. Çok güzel. Maalesef. Aa yok. Mırmır. Ya bu mırmırlar seni gerçekten ayrı bir seviyor. Ben sana söyleyeyim. Bana bir fake verdi bu arada. Tabii sana doğru yüzerek. Evet. Ne diyoruz? Arzanın... Gaz gelsin makinelerden ses gelsin. Haydi size. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet arkadaşlar bugün size böyle bu tarz meraların takımını anlatacağım ve bu takımla av yapacağız bugün. Şöyle bir aparat. Bu böyle olmasına da bunu illaki gerekmiyor arkadaşlar. Normal bir fır döndü de olsa işinizi görür. Bunu böyle bu şekilde normal bildiğimiz idam düğümünü atarak önce buradan başladım. Islatalım ki misinamız yanmasın. Şu makas da sevgili Onur'un bana hediyesi, sağ olsun.
Harbiden güzel yalnız ha. Şu kadar bir pay bırakacağız. Bunu ölçeklendirmek de gerekirse. Pardon. Yani ne diyeyim, 50 santim kadar. 45-50 santim. Yani o civarlarda kesiyoruz. Sonra yine burada bir kasa düğümü atacağız arkadaşlar. Birkaç şekilde atabiliriz. Ben bugün bu kısım çok önemli değil bizim için şu an. O yüzden herhangi bir şekilde bir düğüm attık. Bu kısım tamam arkadaşlar. Buraya ne yapacağız? Burada kurşunumuz olacak. Önceden kullanılmış bir kurşun olduğu için. Makasla kesmek daha kolaydı. Tamamdır. Çıkartalım. Bu misine 40'lık arkadaşlar, onu da söyleyeyim. 40'lık bir misineyi kullanıyorum bugün burada. Şu şekilde yapın arkadaşlar kurşununuzu takarken buraya da. Yani bunu getirip de bu şekilde yapmayın. Çünkü zedeliyor. Aynı cisim birbirine sürterse keser. O yüzden bunu kurşunun üzerinde bırakın. Bu da küçük bir dipnot olsun. Ve sonra yine aynı bizim 40'lık kurşunumuzda, misinamızda. Kurşun. Normal. Geceden çıkıp uykusuz olunca gayet normal. Buraya da şöyle bir fır döndüğümüz var arkadaşlar. Yine bunu normal bir fır döndü olarak da kullanabilirsiniz. Yani onda sıkıntı yok. Yani illaki bu fır döndüden olmasına gerek yok. Ben bu fır döndü elimizde mevcut olduğu için kullandım. Yine bir idam düğümü attık. Düğümün ismi çok da hoş değil ama. Oo, güzel bir vuruş. Ne zaman biz çekime başlasak bugün? Aldı. Ama beklemek zorundasın. Bu arada kendini kurtarabilirsen kurtar balık. Evet. Oo! Yapacak bir şey yok balık. Bak şu an çekim var. Bu daha önemli. Evet, yaklaşık şu kadarlık, yani 1 metre civarında diyeyim size. Bir misine bırakıyoruz. Hatta öyle yapmayalım. Bir kulaç yapalım çünkü burada misinamız bitmiş zaten. Bunu burada bitirelim. Evet, Onur Bey. Var mı, bir kontrol edin bakalım. Onda sanki bir şey vardı. Var mı? Var, evet, var. Hemen oraya geçelim. Kaçırdınız. Suyun ağzında kaçırdınız. Tebrikler. Neyse, kaldığımız yerden devam edelim. Ben demiştim kurtar kendini, kaç kurtar demiştim. O ondan değil, Arzu teyzemin oltasını başkası çekerse gelmem dedi. Suyun kenarında gitti. Bana da öyle geldi, son dakika gene geliyoruz. Çıktı. Mır mır. Evet. Az öncekinin biraz büyüğü. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Arada bir action. Şöyle. Burada bir boncuğumuz vardı. Çıkartıp hazırlamıştım ben aslında ama. Kayıp mı ettiniz? Kaybettim. Bu nedir? O değil tabii ki ama. Lazım mı bu? Onu tabii ki şöyle yapacağız. Onu da buradan geçiriyoruz arkadaşlar. Bu da çok önemli, elzem bir durum mu? Tabii ki değil. O sadece sanırım bizim fır döndüğüyle alakalı, evet, daha çok. Fır döndüğümüzü korumak amaçlı burada. Şöyle.
düğümü koruması için. Sonra yeni bir boncuk. Yeni bir boncuk çıkartıyoruz. Diğerini kaybettik. Acaba nereye gitti? Boncuğumu kaybettim, hükümsüzdür. Böyle farklı renklerde boncuklar da var arkadaşlar. Plastik boncuk onlar hepsi de. Renkleri farklı işte. Bazen balığı cezbetmek gerekebiliyor o açıdan. Bunu da taktık arkadaşlar. Daha sonra ortalığı çok dağıtmadan, evet, az önceki hazırladığımız fır döndüğü yerine sanırım bu aparatı, evet, kullandınız. Bunu takıyoruz. Şöyle. Gördünüz. Daha sonra da burada kösteğimizi hazırlayacağız. %100 florakarbonum da var. Ama bugün içimden bu müsenneyi kullanmak geldi. O yüzden bir kulaç, hatta biraz daha uzun. Bunu kullanacağım. Tek köstek yapıyorum arkadaşlar. Bu 2 numara. 2 numara 1521 Maruto'yu kullanıyorum. Bugün. Kullandığım misina da, köstekte kullandığım misina da az sonra göstereyim size. Bu misina biraz yumuşak misina. Florokarbon kaplı bir misina. Düğüm mukavemeti de fena değil. Yine şuradan gelecek misinamız. Bilmiyorum oradan görülebiliyor mu? Bu da Yuki'nin Invisible 150 metre 0.35'lik güçlü bir misinası. Bunu kullandım. Ne yaptık? Bir kulaç civarında bir köstek hazırladık. Daha sonra bunu şimdi yine göstereyim. Arkadaşlar, öncelikle onu yapmadan önce şöyle bir silikon tüp kestim. Misinamızın ucunu da kestik. Ve bunu buradan geçirdik. Ne yapıyoruz? İyi bakın. Ve 8 düğüm arkadaş burada. Arkadaşlar bakın. Lütfen dikkat. Bunu
sonra kestik. Sonra ne yapıyoruz arkadaşlar? Şöyle. Taktık. Silikonumuzu da getiriyoruz. Bu şekilde. Bunun üstünden geçirdik arkadaşlar. Gördünüz. İşlemimiz bitti. Buradan sonrasında gideceğiz ve direkt bunu bağlayacaksın. Bunun niye böyle bir şey yaptık arkadaşlar? Onu da açıklayayım hemen sizlere. Bulunduğumuz yer sığ bir yer ve aşırı kumluk bir yer. Attığımız takımlar atışımızın şiddetiyle kuma gömülecektir attığımız yerde. Dolayısıyla bu suyun üzerinde bir yerde dönecek şekilde, etrafını tarayacak şekilde deniz zemininde kalacaktır. O yüzden bunu bu şekilde yaptık. Yaklaşık da 1.75-1.80 civarındaki bir yarı çaptaki alanı, yani 3-3.5 metre, 4 metreye yakın alanı yaptığımız takım tarayacak arkadaşlar. Şimdi gidelim, takımımızı hazırladık, atışımızı yapalım. Ve bakalım neler gelecek. Rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Kıyamam ben sana. Hey, gel, afiyet olsun. Gelsin benim oğlum. Allah. Karnı karnına geçmiş ya. Tasması var ama. Kum olmasın, dur kum olmasın. Yeri koymayalım. Tamam. Tamam oğlum. Gelsin. Oy yavrum ya. Bu yalnız sahipli. Sen kiminsin acaba? Sahipli ama nasıl bir sahiplilik? Şuna bakın ya. Karnı karnına geçmiş çocuğum. Afiyet olsun. Tamam. Diğer kardeşleri de verelim oğlum. Onlar nereye gitti? İki tane daha vardı. Ay kıyamam. Allah'ım. Bilseydim ben daha çok getirirdim. Tamam, ver biraz daha ya. Hepsi telefon numarası var acaba. Aa. Hı. Belki sahipleri orada tüfek çelen sesi geliyor ya. Bilmiyorum ki ya. Gel hadi birazcık daha verecekmişiz. Arzu teyze öyle dedi. Hadi kum olmasın güzel gibi. Sakin. Şampiyon. Oy kıyamam, çok acıkmış. Adı yazıyor mu? Adı yazmıyor. Sahibinin adı yazıyor herhalde. Her yerde buluyorlar bizi. Evet ya. Allah. İyi bakalım. Hadi afiyet olsun güzellik. Görüşürüz yakışıklı. Kapattın mı? Haydi bakalım rast gelsin. Hadi bak. Evet. Ne o? Bakalım. Arzu Reis yine. Evet. Ya, bir levreyi aldı yine. Evet, duygularınızı alalım Arzu Reis. Balık nerede? Biz orada arkadaşlar. Dur bir dakika. Şöyle çekelim yalnız. Şöyle çekelim. Evet. Rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Aynen. Hadi bakalım. Görüşürüz. Bol şans. Evet. Merhaba arkadaşlar. Aslında sevgilimle geleli çok oldu ama ben gece çalıştığım için bir müddet uyuyakaldım. Doğan'ın videosunu çekmek biraz geç kaldı. Hoş geldin. Sefalar. Hoş geldin. Hoş geldin. Vallahi şansa deniz biraz yatık, şansımızı deniyoruz. Beraber olta attık, işi varmış, biraz erken gideceğim dedi. Ama bugün böyle geçse de önümüzdeki günler bunun habercisi artık. Biraz sonra birlikte bize avlar. Diğer arkadaşların da katılımını bekliyoruz. Şimdi burası hakkında
bayağı bir geniş bilgi edindik sevgili arkadaşlar. Önümüzdeki zamanlarda bir geniş katılımlı ve Aydın'dan, İzmir'den, çevre ilçelerden de katılımlı olacak. Konuşma etkinliği gibi olacak. İnşallah o etkinlikleri yine birlikte oluruz. Çekilen videolarda, YouTube'da yayınlanan videolarda edindiğimiz bilgileri burada canlı olarak da sağ üzerinde görme imkanımız oluyor. Yani teorik olarak anlatılan konuları burada canlı olarak görme imkanımız oluyor. Büyük bir bilgi paylaşımı olur. Herkesin bilgisini paylaşmasında fayda var. Benim bildiğimi bir başkası bilmiyor olabilir, bir başkasının bildiğini ben bilmiyor olabilirim. Bilgi paylaşmak çok lazım. Herkesi saygıda tutmak, herkesi rast gelsin. Rast gelsin, makinelerden rast gelsin. Makinelerden. İyi, biz hava devam edeceğiz. Sevgili tamam. Murat gidiyor. Görüşmek üzere arkadaşlar, devam ediyoruz. Evet. Herkese rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Bana ısmarladık. Sevgili Murat'ın işi varmış, o biraz erken ayrılıyor. Görüşmek üzere Murat. Evet, akşam suyu başladı ama bu biraz küçük ha. Küçük ya. Bunu salalım. Baby, baby. Bebeği salalım, gönderelim. Zarar vermeden. Dur anneciğim, dur. Haydi bakalım. Aha, balıklama atladı, gitti. Ne diyoruz? Ne diyoruz? Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Haydi bakalım. Bey, trofeyi almışız. Evet, günün trofesi. Galaderma. Memnun olduk. Evet. Zarar vermeden suya geri iade ediyoruz. Onun en büyüklerinden istiyoruz. Çok kaygan bir balık. Evet ve çok hareketli. Bence direkt bırakın. Ve güle güle. Büyü de gel. Ne diyoruz Onur Bey? Rast gelsin, makinelerden ses gelsin. Hadi bakalım. Hadi rastgele. Ali hoş geldin. Ali az işleri vardı biliyorsunuz, yazmıştı gruptan da, biraz geç geldi. Şu an oltaları açtı, atışı yeni yapıyor, takımları hazırladı. Rast gelsin Ali. Herkese videolarda ses gelsin. Hadi görüşürüz. Evet, güneşimizi batırıyoruz yavaş yavaş arkadaşlar. İnşallah birazdan akşam suyumuz başlayacak. Böyle şöyle döndüğümüz zaman bu tarafta bilin bakalım kim var. Ben varım. Akşam suyu başladı arkadaşlar. Bakalım inşallah bu durumdan balıkların da haberi vardır. Bir alarm ötüyor ama. Ötüyor. Şöyle sıkıldıkça öten alarm. Kaldır abi, kaldırım sana abi. Hatta kapat ya da. Öyle canı sıkıldıkça öten kapat, alarm. Kapat yandan, kapat yandan. Anormal sivrisinek var arkadaşlar. Evet, yani havalarda uçuyorlar. Üstünde dolanıyorlar, kıyafetlerin üzerinden yiyorlar. Onur Bey'i özellikle talan ettiler. Sinko falan hiç kar etmiyor. Yediler, bitirdiler, mahvettiler bizi. Pamucak bugün tarafına gelecek arkadaşlara. En az 2 kutu Sinko'la gelmeniz önemli duyurulur. Yoksa yer bitirir bundan insanın. 1,5 kutu bitirdik. İliğini sürüşür. Annesi. Evet, güzel bir vuruş aldı. Maşallah. Hadi inşallah. Hadi bakalım. Hadi bakalım Cüneyt abi. akşam suyu demişken bekliyoruz heyecanla. Bu arada güneşin batışı inanılmaz güzel. Gökyüzünün renk tonu muhteşem oldu.
Var mı Cüneyt Bey? Bir şeyler gelmekte ama. Sanırım. Bakalım bakalım. Ama bu kadar da büyük tutulmaz ki. Bu kadar da büyük tutulmaz ki. Arkadaşlar, trofemiz şöyle. Neydi bu? İsparos. İsparos. Ama trofe. Trofe. İki numara iğneye trofe bir isparos arkadaşlar. Şaka gibi. Vuruşu görseydiniz siz de şaşırırdınız. Yapacak bir şey yok. Geri gönderiyoruz. Allah. Of. Dikkat. 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 Hiç hoşuma gitmeyen şey. Bir dakika. Kuma düşen bir makine. Evet. Bunu salalım sonra onun gereğine bakalım. Haydi şunu salalım. Hadi bakalım çocuk. Büyü de gel. Haydi bakalım. Görüşürüz millet. Onur hani bugün balık yakalamayacaktık. Vallahi yakalamayacaktık. Hatta ufaktan toplanmaya başladık. Şu an altapotu almış bulunmaktayız. Şöyle bayağı güzel bir ahtapot yakalamış sevgili Onur. Onur Bey, geceyi güzel tonlandırdınız. Vay. Yani gerçekten güzel. Ama tükürdü. İyi bakalım. Rast gelsin, makinalardan ses gelsin. Haydi bakalım öyle olsun. Evet, bir avın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar bugün aslına bakarsanız gündüz gözüyle bu pamucak tarafını incelemek, görmek, nere yapısını, dip yapısını hissetmek, balık çeşitliliğini yerinde görmek için geldik. Çünkü bizdeki programlara göre zaten dün balık gösteriyordu. Yani bugün için sabah saat 9'da artık balık olmayacağı şeklindeydi. Hem biz bir şansımızı deneyelim hem de bir görelim dedik. Çünkü burada bir etkinlik planlıyoruz. Hani tarafta yapılırsa daha iyi olabilir. Bunu görmek istedik açıkçası. Yani şöyle bakınca sanki biraz fikir edindik gibi görünüyor. Neler yakaladık? Bir levreğimiz var. Bu arada tabi boşta değiliz. Arzu Reis hiç boş durmadı. 4 mırmır, 1 levrek, 2 isparoz var. Onları tabii ki saldık. Yala dermalar zaten yala çok küçüktü. Nimet gibi. Onları saldık. Ve bir avın daha sonuna geldik. Onur Bey'in ahtapotunu unuttunuz. Aa evet. Sevgili Onur'un bir de ahtapotu var. Ahtapot yakaladı o. Yani keyifli, eğlenceli bir av geçirdik. Sonra Ali geldi. Sevgili Ali ile av yaptık. Murat yine buradaydı. Yine onunla keyifli sohbetler ettik. Konuştuk. Yer hakkında detaylı bilgi edindik. Çok da iyi oldu. Neyin ne olduğunu burası hakkında daha iyi öğrenmiş olduk. Yani çok dolu geçirdiğimizi düşünüyorum ben. Bir sonraki avda ya da sonraki avlar için müthiş bir veri tabanı oluşturduk diyebiliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Toparlandık. İşin zor kısmı. Eve gidiyoruz. Ve hadi hep beraber. Rast gelsin. Makinelerden ses gelsin. Haydi görüşürüz arkadaşlar.